arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğumuz bu güzel bandanamızı çalışacağız. Bandanamızı uç kısmından şurada e, düğmemizi diktiğimiz yerden başlayarak yukarıya doğru çıkacağız ve istediğimiz baş ölçüsü gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Bu elimde görmüş olduğumuz ölçü 7-8 yaş grubundaki çocuklarımız için uygun olan bir ölçü. Şimdi baş ölçüsü hakkında sizlere fikir verme adına uzunluğumuzu yani bandanamızın uzunluğunu eğer 0-3-6 aylık çocuklarımız için yapacaksak çalışacaksak 36 ya da 43 santim arasında bir sayı olması gerekmekte bandanamız. 6-12 aylık yani 1 yaşına kadar çocuklarımıza yapacaksak 41 santim ile 44 santim arasında bir ölçümüzün olması gerekmekte. 1 ila 3 yaş arasındaki çocuklarımız 46-48 santim olması gerekmekte. 3-10 arası 48-51 santim. Ve 10 yaştan yukarısı 53-56 yani yetişkinler 56-57 başın ölçüsüne göre değişmekte. Yeni doğan ise 33 33 santim uzunluğunda olacak. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştıktan sonra bandanamızı gönül rahatlığıyla örebilirsiniz. Hiç içinizde terödüt olmadan. Bakınız gayet güzel bir bandana çalışması oldu. Sevdikleriniz severek kullanacaktır eminim. Evet kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Bandanamızı örmek için dilediğiniz renk ve markalardaki ürünleri tercih edebilirsiniz. Ben bebe yünümü kullanıyorum ve iki buçuk numarada tığımı. Tabi iplerimizi de tığımızı birbirine uygun olarak seçersek sonucumuz daha güzel olacaktır. Şimdi zincirimizi çekerek örmeye başlayalım. Düğümü attım. 16 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Tam 16 tane zincirimi çektikten sonra geriye dönüş yaparak trabzanlarımızı örmeye başlayalım. 1, bakınız geri dönüyorum. 2, 3, 4 ve 5. 5. zincirimin içerisine gelerek batıyorum ve trabzanımı örüyorum. 5 tane zincirim yani geriye dönüyorum. Tam 5. batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Sonrasında kalan zincirlerimin üzerine birer birer trabzanlarımı örüyorum. İlk başlangıç zincirime kadar atlamadan düz örerek tamamlıyorum. Birinci sıramızı. Uç noktaya kadar gelmek üzereyim. Evet. Sayalım şimdi trabzanlarımızın sayısını. 2 4, 6, 8, 10, 11, 12 ve 13. Toplamda 13 tane trabzanımızı ördük. Evet sıramızı tamamladıktan sonra ikinci sıraya geçmek için hazırız. Zincirlerimizi bitiş yönümüzde çekelim. Hemen en son trabzanımın üzerinde çekmeye başlıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektim. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. İkinci sıramın birinci trabzanı örülmüş oldu. Şimdi hemen alttaki ikinci sıradaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve ikinci trabzanımı örüyorum. İki tane trabzanımı ördükten sonra bir ve iki tane zincir çekiyorum. Bir, iki trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanıma başını dolayarak tığıma gelip batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Iki trabzanımı ördüm 2 zincirimi çektim 2 atladım üçüncüye battım bakınız birer birer trabzanlarımı örüyorum ve toplamda ortada 5 tane trabzanım oluyor 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm ikinci sıramızda 5 trabzanımdan sonra yine 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum 3. trabzanımın üzerine batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum ve en son trabzanımın da üzerine batarak son trabzanımızı yani buradan giderken de ikinci trabzanımı örmüş oluyorum sıramıza bakalım iki tane trabzan ikinci sıramızın başlangıcında Trabzanımın ikincisinden sonra iki tane zinciri çektim. İki trabzan atlayıp üçüncü trabzanıma batarak bir, iki, üç, dört, beş sırası ile her bir trabzanıma birer tane batarak beş trabzanımı ördüm. İki trabzan atladım. Yukarıda iki zincir çekmiştim. Üçüncü trabzanımın üzerine gelerek bir tane trabzanımı ördüm. Ve son trabzanımı da ördükten sonra toplamda iki trabzan, aralarda iki zincir, ortada ise beş tane trabzanımızı İkinci sıramıza yerleştirdik. Şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. Üçüncü sıramızda modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Yani bandanamızın bu dışarı kabartılı olan bölümünü burada sizlerle birlikte öreceğiz. Şimdi iki trabzanımı ördükten sonra bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız iki tane zincir modelimizi koyacağımız sırada başlangıçta var. Sondaki iki trabzanın üzerine bu iki zincirimizi çekmeyeceğiz. 2 zincirimi çektikten sonra ikinci tırabzanımın üzerine sık iğne ile geliyorum ve batıyorum. Bakın 2 zincir çektim ve ikinci trabzanın üzerine sık iğne ile battım. Araya tekrar 2 tane zincir çekiyorum şurada olduğu gibi ve 5 tane trabzanımın ilkinin üzerine gelerek sık iğnemle şöyle batıyorum. 5 tane 9 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 zincirimi çektikten sonra şimdi zincirimi alıyorum. Geri geri başlangıç yerine kadar geliyorum. Her bir zincirimden bir tane ilmek alıyorum, örmüyorum, tığımda tutuyorum. Sırası ile bakınız. En son zincirimin ilmeği 1 aldım, 2 aldım. 3 4 5 6 7 8 bakın 8 tane ilmeğimizi geri aldık 9. şuradan giriyorum bakınız 2 tane hem battığım yer hem diğeri ve bu ilmeğimi de alıyorum 9 şimdi birer birer örerek yukarıya doğru ilerliyorum başlıyorum 1 geri gidiyorum bakınız hepsini birer birer örüyorum. Ve en son ördüm. En son örgümü de ördükten sonra son trabzanın üzerine yine sık iğne ile gelip batıyorum. Son trabzanın üstüne sık iğne ile battım. İki tane zincir çekiyorum. Birinci trabzanımın bitişteki bakınız bu yönden giderken birinci trabzan üzerine bir tane batıyorum ve ikinci trabzanımın üzerine de tekrar bir tane batarak sonu tamamlıyorum. Biraz sık örmüşüm orayı. Bakınız başlangıçta iki tane zincir çektik, ikinci trabzanın üzerine battık. Bitişte ise her bir trabzanımıza birer birer batıyoruz. Buradaki uzatma işlemini yaptıktan sonra tığımızı bakınız trabzanımızın üzerine batırdıktan sonra 1 2 3 tane zincirimi tekrar çekiyorum örgümün yönünü yeni sıram için çeviriyorum tığımın başını doluyorum biraz önceki batmış olduğumuz yerdeki sık iğnemin üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum yine kenarda iki tane trabzanım oldu ve buradan dokuz tane zincir çekerek geri döndüğümüz kısmı şöyle elimle bastırarak düzeltiyorum bakınız şu tarafa doğru dış tarafa tığımın başını doluyorum 5 tane trabzanımın birincisine batıyorum tabi 2 zincirimizi arada mutlaka çekiyoruz zincirimizi çektikten sonra trabzanımın üzerine geliyorum 1 2 3 4 5 Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Son iki trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Bir sıra trabzan sırası, bir sıra sık iğne sırası olarak devam ettireceğiz. Şimdi bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bakınız birinci sıramızın bu birinci katı oluşmuş oldu. İki zincirimi hemen ikinci trabzanımın üzerine batıyorum. Tekrar 2 tane zincirimi çekiyorum buradaki zincirimin üzerine ve birinci trabzanımın üzerine gelip batıyorum. 5 tane olan trabzanımın ilkine gelip batıyorum. Ve 9 tane zincirimi çekmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi çektikten sonra biraz önceki yapmış olduğumuz işlemi yeniliyoruz. Birer birer zincirimizin her bir gözünden bir ilmek alıyoruz ve tığımızda bekletiyoruz. Aşağıya kadar iniyorum. Ve en son zincirime bağlandığım yerle, bakınız battığım yerden de ilmeğimi alıyorum ve yukarıya doğru örmeye başlıyorum. Birer birer her birine bir defa örüyorum ve son ilmeğime kadar geliyorum Evet en son ilmeğimi de ördükten sonra 5. trabzanımın üzerine sık iğne ile gelerek batıyorum ve bir iki tane zincirimi çekiyorum son iki trabzanlarımın üzerine birer birer sık iğne şeklinde batıyorum bir ve son trabzanıma da batıyorum Evet şimdi 3 zincirimi çekiyorum. Yeni sıramıza başlıyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. 2. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Toplamda 2 trabzanım örülmüş oluyor. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Alttaki 5 trabzanımızın, bakınız 5 tane trabzanımız vardı. Diğer tarafta şu kısmı örmüştük. Hemen 5 yeni de bu sıramızda örüyoruz. Trabzanımızı ördüğümüz sırada aradaki trabzanlarımızı da örüyoruz. Sık iğne ile yaptığımız zaman ise şuradaki uzatma çalışmasını yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 2 tane zincirimi çekiyorum 5 trabzanımdan sonra kenardaki 2 tane trabzanımı da birer birer örüyorum. 1 Bir ve 2 Trabzan sırasında görmüş olduğunuz gibi aradaki 5 trabzanımızı kenarlarındaki ikişer zincirimizi ve en dıştaki ikişer trabzanımızı örüyoruz. Şimdi sık iğne sırası ve 9 zincirimizi uzatma sırasındayız. 2 tane zincirimi çekiyorum. Döndürüyorum. ikinci trabzanın üzerine batıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde birinci trabzanıma gelerek sık iğne ile batıyorum. 9 tane zincirimi çekerek buradaki yapmış olduğum iki defa da yapmış olduğum işlemimizi tekrar ederek bandanamızı hangi yaş grubunun baş ölçüsü için örüyorsak o kadar uzatalım. Evet şimdi yukarıya doğru işlemlerimizi bir sıra trabzan sırası bir sıra sık iğne sırası ve bu uzatmalarımızın olduğu sıramızı yaparak dilediğimiz ölçü gelene kadar uzatalım. Evet sizlerle birlikte başlamış olduğum bandanamı örerek uzattım. Sizler dediğiniz yaş grubu için uzatarak istediğiniz kadar örebilirsiniz. Bakınız şu şekilde çok güzel bir e, görüntüsü oldu bandanamızın. Çok şık şu şekilde kabarttığımız gibi şu şekilde e, yatık hale getirebiliriz. Nasıl arzu ederseniz. Şimdi ölçüsüne bakmak istiyorum. Şöyle koyduğumuz zaman ölçümü bir birden şu an 45 santim ve bitirmeme e, birkaç santim daha var. Şimdi bir sıra daha trabzan öreceğim. 46, 47 bulacak. Şöyle gördüğümüz zaman, şöyle çevirelim hemen. Bakın. Şöyle bitireceğim zaman 47 santim olacak. Bir sıra daha trabzanımı öreceğim çünkü. Şimdi e, trabzanımı örelim. Bakınız bu sıraya kadar örerek geldim. Şimdi sık iğnemin olacağı sıradaydım normalde ama ben tıpkı başlangıçta olduğu gibi tamamen trabzanlardan oluşan sıramı örerek bitiriyorum. 2 tane kenar trabzanımı ördüm. Zincirimin içerisine 2 tane trabzanımı örüyorum. 5 tane trabzanımın her birinin üzerine birer tane trabzanımı örüyorum. aradaki iki tane zincirimi içine yine iki trabzanım örüyorum son iki tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde tamamlamış oluyoruz şöyle makasımla koparıyorum biraz sonra bu kısmı şöyle ucundan tutarak dikeceğiz ve bandanamızı yavaş yavaş tamamlama yoluna doğru ilerleyeceğiz. Evet, kopardıktan sonra kenarımızı da şu görmüş olduğumuz yerden bir sıra dolaşalım. İlk trabzanın dibine batıyorum. Bir, iki, iki tane zincirimi çekiyorum ve ileriye doğru geçiyorum. Bir, iki, üç, üç tane zincirimi çekip hemen ardına batıyorum. Bir sonraki yere geçiyorum. 1-2-3 hemen ardına giriyorum. Ve devam ediyorum. Bir sonraki trabzan aralığına 3 3 ya da 2 ipinizin kalınlığına göre ayarlama yaparsınız. 2 ya da 3 ve ilerliyorum. Bakınız. Her bir trabzan aralarına 1-2-3 Araya giriyorum. Yine 1-2-3 batıyorum. Tekrar ilerliyorum. 1-2-3 ve bu şekilde ilerleyerek kenarımızı tamamlayalım. Şöyle bakalım. Narımın kenarını tığlayarak devam ettim. Şimdi uç noktadayım. Bakın uç noktada aynı çalışmayı yapmıyorum. Sadece birer aradan sık iğne yaparak her bir trabzanımın arasına sık iğne çalışarak diğer uzun kenara geçişimi yapıyorum. Bakın bütün trabzanlara birer birer sık iğnemizi ördüm ve geçişimi yaptım. Şimdi ilerlemeye başlıyorum. 1 2 3 hemen batıyorum ve ileri doğru devam ediyoruz 1 2 3 dediğim gibi isterseniz 2 de zincir çekebilirsiniz ipimizin kalınlığına ya da zevkimize göre 1 2 ve 3 diğer başlangıç noktama kadar 1 2 3 kenarımızı da tamamlayalım Diğer uç noktaya kadar da tığlama işlemimi yaparak geldim. Yine her birisinin arasına yani her bir trabzanımızın arasına birer sık iğnemizi batarak tamamlıyoruz. Bu iki ucumuzda kirpik yapmıyoruz. Sadece sık iğnemizi yaparak tamamlıyoruz. Evet en son noktaya geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum ve makasımızla kesiyoruz. İplerimizi de içe çekiyoruz. Evet. Şu şekilde bakınız. Gayet güzel bir bandana çalışması oldu. Evet. Bandanam için düğme çalışması yapmak istiyorum. Hemen zincirimizi çekerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8 8 tane zincirimi çekiyorum başlangıçtaki zincirime gelerek batıyorum ve bir tane halkayı oluşturuyorum başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum halkamın içerisine birer birer dolduruyorum trabzanlarımda 8 zincir çekmiştim. Bakınız, 4. trabzanım, 5. trabzan, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 17 tane trabzan ördüm. Birinci zincirime şu şekilde batıyorum. Şimdi bu trabzanlarımın üzerine tığımın başını dolayarak batıyorum ve çekiyorum. Batıyorum. Batıyorum içeriye yukarıya doğru çekip tek seferde çekiyorum. İçeri giriyorum. Etrafına bu şekilde dolanıyorum. Tığımın başını doluyorum. Ortaya giriyorum, ipimi alıp kapatıyorum. Ortaya giriyorum, başı dolalı tığımı. Bakın bu şekilde doldurarak düğmemizi oluşturuyoruz. Bir sıra doldurduktan sonra ikinci sıramıza da başlayalım. Çok zevkli. Bakınız. Tabi büzdürmeden çok sıkıştırıp da büzülmesini engelleyelim. Şimdi ikinci sıramızı dolaşıyoruz. Bunun üzerine bir sıra daha dolaşalım. Şimdi bandanamızın her iki trabzanın ucundan yani başlangıç ve bitişimizi birleştirerek dikmeye başlıyorum uç noktasından birer birer alıyorum. Karşılıklı dikiyoruz. Birleştirme işlemimizi yapıyoruz. Daha sık da dikebilirsiniz. Ama e, tabi şöyle zarif bir dikiş olsun. Yeterli. Diğer uca kadar gelmek üzereyim. evet ortadan güzelce diktikten sonra şu şekilde güzelce bir katlayalım. Büktükten sonra şöyle buraya da birkaç tane dikişimizi atalım. Birleştirme noktamızın olduğu yere birkaç dikişimizi de alttan şöyle atalım şöyle bakınız şu kısma da tekrar yukarıya doğru iğnemi geçiriyorum hazırlamış olduğum şu şekilde düğmemi buraya dikiyorum bakınız Dilerseniz daha küçük bir düğmede yapabilirsiniz Dilerseniz çiçek yapabilirsiniz bir sadece güzel bir görüntü olsun değişiklik olsun diye düğme çalışması yaptık Evet bakınız bu şekilde dikerek bandanamızı kullanılmaya hazır hale getirdik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar sağlıkla mutlulukla kalın inşallah. Görüşmek üzere hoşçakalın.